Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Renault Fluence aracımızın kısa ve uzun farlarını LED ampulle değiştireceğiz. Kısa farlar mercekli, uzun farlar ise normal, halojen olarak. Bunun yanında bir de park ampullerini değiştireceğiz. Bir tarafınki yanmıyor. Kullandığımız ürün şu şekilde Inverse'in yeni CSP LED'li ürünü. Baktığımda farların ampul kodu H7 olarak gözüküyordu. Biz de iki takım olarak H7 aldık. Uzun kısa ikisi de H7'ymiş. Şimdi onun değişimine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle sol tarafla başlayacağız. Şurada eğer kullanan arkadaşlar varsa burada hiçbir imkanımız yok bizim bu ampulü bu şekilde değiştirmemize. Buraya bir demir koymuşlar. Aynı şekilde uzunların olduğu kısımda da bir olanağımız olmadığı için, ama bunu da düşünmüşler tabii ki. Burada far ayaklarını bir tane burada, bir tane burada. Bu griler T30 olarak. Şurada da bir tane küçük alyanımız var. Yıldız alyan. O da T20 ile sökülüyor. Onları aldığımız zaman far hafiften ön tarafa geliyor ve bize burada arkada bir boşluk bırakıyor. Yani bu farı değiştirebilmemize olanak sağlıyor bu boşluk bizim. Şimdi biz onu sökelim ve ampul değişimine başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu gri alyanlarımızı sökelim. Daha sonra şu arkadaki ayağın alyanına. Ve buradaki küçük plastik ayaktaki alyanı T20 ile söküyoruz. Evet, ayakları söktük. Şimdi farı şuradan tutup şu şekilde kendimize doğru, dışarıya doğru çekmemiz lazım arkadaşlar. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi far geliyor ve bizim buradan şu kısa farın kapağını sökmemiz gerekiyor. Daha sonra şu içeri kısımda şurada görüyorsunuz farımızın söketini. Onu almamız gerekiyor. Şöyle. Önce burada alan biraz dar. Öncelikle soketi çıkartıyorum. Soketi boşa düşürüyorum. Daha sonra farı tutan bu teller var. İçeride siz de söken küken görürsünüz mutlaka. O tel ayağı boşa çıkartıp ampulü almam gerekiyor. Evet. Şu görmüş olduğunuz şu teli boşa çıkartıp, elimin ucundaki teli boşa çıkartıp içinden ampulümüzü çıkarmamız gerekiyor. Şu şekilde orijinal ampulümüz arkadaşlar. H7. Bunun yerine biz LED olanını takacağız. Şimdi şu kısımdan da uzun farımızı sökmemiz gerekiyor. Burada hem park ampulümüz hem de uzun farımız var. Burada biraz daha kablo karmaşası var ama ampulün soketini şu şekilde görebiliyorsunuz. Bunu da yine boşa çıkartıp daha sonra bakıyoruz. Ampulü nasıl çıkaracağımızı hemen söyleyeyim ben size, uzun far ampulünü. Şurada tornavidanın ucuyla takip ettiğiniz zaman aşağıda bir metal tırnak gözüküyor. Onu attırmanız gerekiyor. Onu bastırıp bu şekilde ampulün bir taraf ayağını boşa çıkardığınız zaman diğer tırnaklardan otomatik olarak kurtuluyor zaten. Bu şekilde ampulü alabiliyoruz. Ve bir de orada yanmayan parkımız vardı. Bir de o park ampulünü almanız gerekiyor. O da hemen, onu da çekip çıkarmanız gerekiyor. Herhangi bir şeyi yok. Şu şekilde T11 ampule sahip arkadaşlar. Evet, bu şekilde direkt çıkartıyorsunuz. Bayağı sıkışmış ampul de içerisine. Şimdi yeni takacak olduklarımız bunlar arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir artı eksi olayı yok. Direkt takabiliyorsunuz.
Evet. Önce parkımızı kontrol edelim. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi sarı bir renge sahip. Bunu yerine oturtalım. Direkt yerine oturtup bastırdıktan sonra ampul yerine oturuyor. Dıştan görünüşü de bu şekilde. Turuncu bir renge sahip arkadaşlar. Şimdi kısa ve uzun farlarımızın montajını da yapalım. Şöyle bir takım H7 farımızı alıyoruz. Uzun farımızı oturtalım şimdi. Direkt ayağı üstündeyken yerine getiriyoruz ve şu düz olan kısım yukarıya bakacak şekilde, zaten orada yeri belli arkadaşlar, görürsünüz. Ampulü içeriye soktuktan sonra şöyle ilk başta söktüğümüz tırnağını oturtmamız gerekiyor. Evet. Şu anda oturdu. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten tık sesini de duydum ben. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Şimdi uzun farımıza bakalım arkadaşlar. Artı eksi olay olabilir. Evet. Şu anda kısalarımız sarı, uzunlarımız led olarak değişim yapıldı. Şimdi buradaki kabloları içine alıp şu soketimizi de ampulün yanına alıp arkadaşlar buranın montajını tamamlayacağız. İşlemimiz bitecek. Şu şekilde buranın kapağını kapatabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Şimdi ise kısa farımızı montajını yapacağız arkadaşlar. Yine burada da alanımız çok dar maalesef. Çok net görüntü alamayabiliyoruz. Buradaki farklıydı uzun fardakine göre. Burada oynayan bir telimiz vardı dışarıda. Onun için şu ayağımızı söküyoruz arkadaşlar. Öncelikle yerine oturtuyoruz. Yerine oturturken şurada size göstermeye çalışayım hemen. Şurada tornavidanın ucunu görüyorsunuz sanırım. İki tane çatal şeklinde bir yer var. O yere şu farımızın ayağındaki şu düz kısmı oturtmamız gerekiyor. Onu oturttuktan sonra ilk başta sökmüş olduğumuz teli şu şekilde yerine oturtmamız lazım. Şurada hemen tel, tırnağımın ucunda şöyle parlıyor olabilir. Tırnağımın ucunda. Onu oturttuktan sonra arkadaşlar ampulümüzü yerine oturtmamız gerekiyor. Şu şekilde yine ampulümüz dik bir şekilde şöyle bakacak şekilde sağa sola montajını yapmamız gerekiyor. Bunu ayağına bastırarak sabitliyoruz ve işlemimiz tamam. Şimdi çalışma sistemine bakalım. Bunlarda artı eksi var. Mutlaka kontrol edin. Şimdi evet, gördüğünüz gibi kısalarımız da led oldu arkadaşlar. Şu anda sağ tarafımız led, sol tarafımız ise normal sarı ampul olarak gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere.
Sarı çok belli olmuyor ama beyaz daha belli. Ben şimdi sağ tarafın montajını da yapacağım. Bu kısmı videoya almayacağım. En son bittikten sonraki görüntüsünü sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Burayla da işimiz bitti. Bu kabloyu içine alıyoruz ve farımızın kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Şu plastik kapağını. Bu şekilde işlemimiz tamamlandı. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve farı tekrardan yerine şu şekilde iterek oturtabiliriz. Şu anda far yerine oturdu ve ilk başta sökmüş olduğumuz vidalarımızı yerine montajını tekrardan yapalım arkadaşlar. Sağ tarafın da işlemi aynı şekilde. Sağ tarafı sökmedim ama herhangi bir farklılık bir durumla karşılaşırsam yine sizlere onun için kayıt alırım arkadaşlar. Bu vidalarını da sıkalım. Ben sağ tarafın montajını görüntü almadan hızlı bir şekilde kendim yapacağım. Ve son olarak dediğim gibi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bunu da sıktıktan sonra en son şuradaki plastik ayaktaki alyanımız kalıyor. İki tane yıldız alyanla işiniz çözülüyor. Onun haricinde herhangi bir şeye gerek yok. Bir de tırnak attırmak için düz torna vidanız varsa yeterlidir. Şimdi ben sağ tarafın montajına geçeyim. Bitince tekrardan görüntü almaya çalışayım siz. Evet arkadaşlar, ampul değişim işlemimiz tamamlandı. Farklarımızı turuncuyla değiştirdik. Kısa ve uzunlarımızı da Inverse'in H7 LED ampulleriyle, yeni nesil CSP LED'leriyle değişimini yaptık. Şimdi farklarımızı bir görelim. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi turuncu oldukça güzel gözüküyor. Şimdi farlarımızı bir yakalım. Kısa farlarımız mercekli ve görüntüsü gayet güzel. Şu an uzunlar yanıyor. Uzunları bir bırak. Evet, şu an kısalar da yanıyor. Selektör yapalım. Kısa farlarımız açıkken bu şekilde. Farları komple kapatıp bir selektör yapalım. Evet, bu şekilde de farlarımız komple kapalıyken görüntüsü. Videomuz bu kadardı. Dediğim gibi görüntü alma olayımız biraz yerden dolayı sıkıntılıydı. Çünkü çok fazla dar alanda çalıştık. Montaj esnasında da gördüğünüz bayağı zorlandık. O yüzden yani elimizden geldiğince detaylı bir şekilde göstermeye çalıştık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya yorum yapmayı, güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.